Alerji ve immünoloji uzmanı Doktor Leyla Çevirme, sosyal medyada yayılan glutensiz beslenme furyasının çok tehlikeli olduğuna, gluten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmemesi gerektiğine dikkat çekti. Alerji ve immünoloji uzmanı Doktor Leyla Çevirme, glutenli ürünleri yediğinde oluşan hassasiyetlerin hepsi alerji değildir. Hangisi alerji, hangisi hastalık, onu doktorlarla çözülmesi gerektiğini söyledi. Her aslında ilkbahar ve sonbaharda alerjide artış olur. Çünkü polen dönemi değişir. İlkbaharda çayır çimen polenleri, işte sonbaharda bazı ağaç polenleri ve hububat polenleri nedeniyle bu hava değişikliği, tabii ısı değişikliği de etkili. Isı ve nem değişikliği ile birlikte gerçekten alerjilerde artış oluyor. Dolayısıyla poliklinik hastalarında da artış oluyor. Bu bahsettiğiniz şeyleri görüyoruz bu mevsimde. Ona uygun tedaviler ve testler düzenliyoruz. Dönemsel değişir, coğrafyaya göre değişir, iklime göre değişir. Yani Akdeniz bölgesiyle Karadeniz bölgesindeki ağaç ya da polen alerjeni farklıdır aslında. Dolayısıyla bu dönem birazcık daha, dediğim gibi sonbahar birazcık daha hububat polenlerinin ve bu bölgeye özgü ağaçların polenlerini gördüğümüz bir dönemdir. İlkbahar için dediğim gibi mesela daha çok çayır çimen poleni görürüz. Yazın bunların sayısı artar ama denk gelen bazı polen dönemleri vardır. Ama bu mevsim için ağaç ve hububat poleni söyleyebilirim daha fazla. Bunların hepsi bir kere alerji değil. Aslında alerjiyi çok spesifik ve özellikli olarak tarif eder hastalar. Bu aralar bize çokça şöyle geliyor. Yani hamurlu şeyler yediğimde, mayalı şeyler yediğimde, işte bulgur yediğimde böyle bir hassasiyetim oluyor ya da işte şişiyorum gibi şeyler söylerler. Ama bunların çok büyük bir kısmı alerji değil aslında. Çünkü alerji diyebilmek için hem bunu testlerde yakalamak gerekiyor, hem alerjiye özgü kliniğin hastanın şikayetlerinin olması gerekiyor. Sosyal medyadaki furyanın çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Doktor Çevirme, bazı hastalarımız Google üzerinden çözüm bulup glutensiz beslenmeye başlıyor diye konuştu. Gluten hassas bir hastalığı varsa, ya bu çölyak ya da çölyak olmayan enteropatiler diyoruz. O varsa gerçekten saptadığımız buğda ilişkili mesela anafilaksiler ve alerjiler var. Ama biz bunları deri ve kanda saptıyoruz. Ya da çölyak olanları gastroenteroloji uzmanları biyopsiyle, işte bazı genetik testlerle, bazı kan testleriyle saptıyor. Yani bizim bunu uzmanların, dediğim gibi alerji uzmanları ve gastroenteroloji ya da dahi uzmanlarını saptayıp bizim söylememiz gerekiyor. Siz lütfen hayatınızdan işte gluteni ya da sütü ya da her neyse bunu çıkartın diye olmamız gerekiyor. Onun dışındakiler çok bilinçli hareketler değil zaten. Tabii bir de internet, Google doktorluğu var maalesef ki. Hastalarımızın çok büyük bir kısmı ben buğday ya da buğdaylı ürün, mayalı ürün yiyince şişiyorum deyip işte araştırıp bir takım bilimsel olmayan test yöntemleri ve tedavi yöntemlerine gidiyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. İnternet hekimliği yapılmasını istiyoruz tabii ki. Dediğim gibi bizlerin tanı koyması. Çünkü hemen hemen pek çok karbonhidrat içeren ürün şişkinlik yapabilir ya da hazımsızlık yapabilir. O yüzden zaten bütün gıdaları dengeli almak gerekiyor. Proteini, yağı, karbonhidratı dengeli almak gerekiyor. Ama özellikle hastalık oluşturabilecek kadar semptomu varsa lütfen biz uzmanlar buna karar verelim. Alerjik kısmına biz, hassasiyet ya da intolerans ya da çölyak olan kısmına da gastroenteroloji karar versin. Hastalarımız tek başına karar verip tedavi yoluna gitmesinler istiyoruz.